Demek ki iş gücü produktivitesindeki oran şudur arkadaşlar. Ürünü iş gücüne oranlıyoruz. Birim zamanda. Ya iş gücünü parasal ifadesi olur, bu bazen de zaman olarak ifadesi olur. Ama en önemlisi ikisinin de parasal ifadesidir. Neyle arttırılabilir? Bu ekranda da gördüğünüz gibi makinalaşma, aparat, iyi bir imal usulü vesaire gibi. Makine produktivitesi ise yine oranını görüyorsunuz. Makine gücü saat olarak, zaman olarak, para olarak, burada parasal olarak. Bu dört tane son söylediğim alan, malzeme, iş gücü ve makine produktivitesi arkadaşlar çok önemli. Dört tane girdileri itibariyle produktivite tanımlarını veren oranlardır. Ürünü iş gücüne, ürünü zamana, ürünü malzemeye, ürünü alana bölerseniz. İki tane de karma produktivite ekledik biz buna. Altı tane produktivite oranı çıktı ortaya. Bunlara girdileri itibariyle produktivite tanımları diyeceğiz. Bu girdileri itibariyle produktivite tanımlarını şöyle bir vektörel yapıya benzetebiliriz. Asıl gördüğümüz produktivite tanımı arkadaşlar nedir? İşletmenin produktivitesidir. Sadece ona diyoruz, ne diyoruz? P işletme. Buna üretim miktarları veya ürün bölü efendim girdiler. Üretim girdiler. Veya biz şöyle de biliyoruz. Veya şöyle de biliyoruz. Çıktı bölü girdi. Bu dört oranla işletme produktivitesini tanımladık. Diyelim ki bu şöyle bir vektör. Toplam produktivitedir bu. Bu produktiviteyi şunlar, şu produktiviteler üretim girdilerine nazaran tanımlanan girdileri itibariyle produktiviteler bunun bir bileşkesi olarak değişletmeyi verir. Yani biz asıl olan amacı kaybetmemeliyiz. Biz makine produktivitesini arttıralım derken iş yerindeki karlılık aleyhine de işler yapabiliriz. Onu rantabilite konusunu işlerken söyleyeceğim. Karlılığın aleyhine işler yapmak asla düşünmeyeceğimiz bir şey. Ama biz kolay bir şekilde biraz para harcayarak son teknolojiyi getirerek hemen makine produktivitesini arttırdığımız zamanlar olur. Ama orada da yine nedir? Makinenin birim iş birim zamandaki birim iş gücü makine gücü zamanını ya zamana göre olarak veya o zamanda harcanan efendim makine gücüne ödenen para olarak da diye ifade edebilirsiniz. Amortisman olarak da ifade edebilirsiniz. Hepsini eklediğiniz zaman bu nedir? Makine gücü produktivitesindeki girdileri temsil eder. Bunun karşılığında üretim miktarlarını bile arttırabilirsiniz. Ama görürsünüz ki bu genelde bazen aleyhe tecelliler, aleyhe neticeler de verebilir. Şurada gördüğünüz küçük küçük vektörlerin bir büyük vektörün büyümesine hizmet etmesi gibi bir idealden vazgeçmemek şartıyla bu produktivite konusunu işletme produktivitesinin arttırılması hedefi olarak tanımlamamız gerekir. İşte şimdi ekranda bunu görüyorsunuz. Bir işletmede produktivite, büyük P işletme produktivitesi. Evet şimdi diyoruz ki hepsini toplam olarak output bölü input, çıktılar bölü girdiler efendim ve hepsini biraz önce konuştuklarımızın ifadesi var. Şimdi produktiviteden sonra oranları işleyelim.